27 binin tüm pozitif bölenlerinin toplamını bulun demişler. Şimdi aklıma gelen en kolay yöntem ilk olarak 27.000'i asal çarpanlarına ayırmak. Bu sayede 27.000'in birbirinden farklı bölenlerinin ne olduğunu bulma şansımızı biraz daha arttırabiliriz. Evet 27.000, 27 çarpı 1000 ile aynı şeydir ki bu da 3 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 3 ile aynı şey. 10 da 2 çarpı 5'e eşit öyle değil mi? O zaman bunun yerine 2 çarpı 5 üzeri 3 de yazabiliriz. Yani bu da 2 üzeri 3 ve 5 üzeri 3 şeklinde yazılabilir. Demek ki 27.000 eşittir. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3'müş. Buna göre yani 27.000'in her böleninin içinde en fazla 3 tane 2'nin, 3 tane 3'ün, 3 tane 5'in bulunması mümkünmüş. Şimdi olabilecek kombinasyonlara bir bakalım ve bunları toplamanın kolay bir yolunu bulmaya çalışalım. Diyelim ki bölende hiç 5 olmasın o zaman en fazla 3 tane 2 çarpanı olabilir. Yani 0 tane de 2 olabilir ya da 1 tane veya 2 tane de olabilir ki o zaman 4'e bölünebilir olması gerekiyor veya 3 tane ikisi varsa da 8'e bölünebilir olması gerekiyor. 3 tane ikisi derken 2 iki çarpı 2 iki çarpı 2'den bahsediyorum. Şimdi bunu bir de 3'ler için düşünelim ama bir dakika, ikilerde unuttuğum bir kuvvet var. Silip tekrar yazalım. Sıfırıncı kuvvette 1'e bölünebilir olmalı. Birinci kuvvette yani bir tane 2 iki varsa 2'ye bölünebilmeli. 2 tane varsa 2, 4'e bölünebilmeli. Ve 3 tane 2 varsa da ki bununla 2 çarpı 2 iki çarpı 2'yi kastediyorum. O zaman da 8'e bölünebiliyor demektir. Şimdi 3'lere geçebiliriz. 3'lerde de 0 tane en azından 1'e bölünebiliyor demektir. 1 tane 3 varsa 3. 3'e bölünebilir. 2 tane 3 varsa yani 3 çarpı 3 olduğunda 9'a bölünebiliyordur. 3 tane 3 varsa da 27'ye bölünebiliyor anlamına gelir. Hadi şimdi tüm kombinasyonlara bir bakalım. Bunun için burada bir tablo oluşturacağım. Ve tekrar hatırlatıyorum şu an 5'e bölünemeyen durumlara bakıyoruz. Ya da başka bir deyişle sadece 5'in sıfırıncı kuvvetine bölünebildiği duruma diyelim. Şimdi buradaki olası sayılar ne olabilir? Öncelikle 1 çarpı 1 yani 1 var. Sonra 1 çarpı 3'ten 3 üç var. 1 çarpı 9'dan 9 dokuz. ve 1 çarpı 27'den de 27. Bunlar 3 taneye kadar 3 içeren sayılardır ve bunlarda hiç 2 yok. Bunlara bir tane 2 ekleyecek olursanız bu satırdaki sayıların her birini 2 ile çarpmanız gerekir. Bir tane daha 2 eklemek isterseniz o zaman da bu satırdakileri 2 ile çarparsınız. Fakat bunları yapmadan önce şöyle yapacağım. Çünkü bu işlemi en hızlı şekilde yapmak istiyorum. Bulduğumuz bu ilk satırdaki sayıların toplamını şuraya yazalım. Evet buraya toplam sütunu diyelim. 3 artı 27 eşittir 31 Artı 9'da 10 demek ki hepsinin Toplamı 40 ediyor Şimdi şöyle düşünün bu satırdaki Sayılar ne olurlarsa olsunlar Hepsi buradakilerin 2 katı olacak öyle değil mi Yani demek ki toplamları da 80 olacak Evet. Bir sonrakinin toplamı da yine bir üsttekinin toplamının iki katı olacak. Yani bu da 160 olmalı. Burada da yine iki katı ve bunu da 320 olarak buluyoruz. Aslında bu aynı zamanda ilk satırın toplamının 8 katı anlamına geliyor. Yani bu şekilde düşünerek de bulabilirsiniz. Ne yaptığımızı daha net anlamanız için sayıları buraya tek tek de yazabiliriz. 8 Yirmi dört yetmiş. 2 ve buraya da 8 çarpı 27 işleminin sonucu her neyse onu yazacağız. Ama neden bu işlemi yapmakla uğraşalım ki değil mi? Bulmaya çalıştığımız şey zaten toplamlar. Dolayısıyla yaptığımız şey gayet mantıklı. O yüzden bu şekilde devam edelim. Şu ana kadar 27.000'in içinde 5'i içermeyen bölenlerine dair bir yorum yaptık. Yani bunlar sadece 5 üzeri 0'a bölünebiliyor diyebiliriz. Evet bunların toplamlarını bulduk sayılır. Tek yapmamız gereken şuradakileri toplamak. 40 artı 80. 120 eder artı 160, 280 ve buna da 320 eklersek evet 600 etti. Tekrar hatırlatıyorum bu toplama henüz 5'ler dahil değil. Sadece 2'ler ve 3'leri içeren çarpanların toplamlarını bulduk. Bunu şuraya da yazalım. 600'e 5'ler dahil değil. Buradaki işlemin aynısını 5'ler içinde yaparsak yani her adımda 5 ile de çarparsak ne yapmamız gerekir? Aynı miktarda 2 ve 3'ler varken bu kombinasyonlara bir tane de 5 eklemekten bahsediyorum. Bunu yapmak bu toplamı ne şekilde değiştirir? Bunu 5 ile çarpmamız gerekir öyle değil mi? E hadi 5 ile çarpalım o zaman. 600'ü 5 ile çarparsak 3000 eder. Bu çarpan da bir tane 5 olan durum. Aynı şekilde 2 tane 5 olmasını istersem tekrar 5 ile çarpmam gerekir. Tekrar 5 ile çarpınca da 15.000 elde ederim değil mi? Bu da 2 tane 5 çarpanının olduğu durum. Evet bunu tablodaki her şeyi 25 ile çarpmak gibi de düşünebilirsiniz ki bu zaten 5 beş çarpı 5 ile aynı şey. Onun sonucunda elde edilecek toplamda 600 çarpı 25 yani 15.000 olacaktı. Peki eğer çarpanda 3 tane 5 varsa... O zaman bunu 5 ile çarpıyorum. 5 çarpı 15 eşittir 75 yani 75.000. Artık elimde tüm toplamlar var. Hiç 5 olmadığında toplam 600, bir tane 5 olduğunda 3000 falan filan. Eh şimdi bizden tüm çarpanların toplamı istendiğine göre bunları toplayabiliriz. Ekranımı azıcık aşağı kaydırayım ve son 2 basamağım 0 olacak. Yüzler basamağımda sadece 6 var. 3 artı 5 artı 5 13. 3'ü yazdım elde var 1. Bunları da topladığımda 9 ediyor. Ve sonuç 93.600. Demek ki 27.000'in tüm pozitif bölenlerinin toplamı 93.600'müş.